Efendim aşkım. Ya, geliyorsun, niye haber vermiyorsun bana? Aa, sen benim geldiğimi nereden biliyorsun? Ya neyse, hadi gel. Gel bahçedeyim, hadi. Hadi. Alo, ne yapıyorsun? Alo. Esniyorum aşkım, esniyorum. Allah Allah. Hadi bahçedeyim diyorum, hadi. Doğru tabii. Sen de haklısın. Alıştım tabii. Yani ne diyorsun sen ya? Şey diyorum. Yani sen şimdi bahçedesin de bana gel diyorsun ya, ben de hemen koşa koşa geliyorum ya, ona alıştım. Yani gel dediğinde gelmeme, git dediğinde gitmeme. Ama tabii ben alıştırdım seni. Ya sen ne diyorsun, anlamıyorum ben. Alo, esneyip durma, ne diyorsun diyorum. Hadi gelsene diyorum, konuşacağız hadi. Gelemem ben, benim çok uykum geldi. Nasıl yani, nasıl gelemem? Yarın sabah konuşuruz aşkım, tamam mı? Çok yemek yedim, böyle ağır geldi. Gelemem yani. Sen ne? Tamam, hadi öpüyorum seni kocaman. İyi geceler, bye. Ya Yiğit Bey, öyle gel deyince gelmek yok artık. Hadi bakalım. Ne şimdi ya? Trip desen trip değil, küs desen küs değil. Ne bu şimdi? Şu düştüğüm hale bak ya. Ne demek yani? Bir yemek yedim, hayatım değişti hesabı. Ne oluyor? Bir dakika. O kadar iddialı olmayalım da. Bir yemek yedim, gözüm açıldı. Bir yemek yedim, kendi içime daldım diyelim. Bak bir de böyle edebi edebi konuşuyorsun. Ne demek? Kendi içine dalmak ne demek? Bak, Yiğit hayatıma girdiğinden beri onun için yaşıyorum Elmas. Hayallerim, umutlarım, hayal kırıklıklarım, korkularım, öfkelerim, mutluluklarım. Bir insanın hissedebileceği ne varsa... Her şeyim o. Ama bir de ben varım değil mi? Bir de Nur var yani. Bana bak, bir şey soracağım. Bu Fatih sana ne içirdi? Ha? Kafan mı güzel senin? Ne demek istediğimi anlamıyorsun. Çünkü hamile kalana kadar kendinden başka bir şey düşünmeyen... Zaten sırf kendi için yaşayan bir insandın sen. Ay sağ ol be. Oh! Geçirdin bana da böyle. Ben sana anlayacağın şekilde söyleyeyim. Yiğit'i çok seviyorum, evet. O benim aşkım. Ama artık hayatım ondan ibaret olmayacak. Ne onun için, ne ona inat. Bundan sonra kendim için yaşamayı öğreneceğim. Artık Yiğit'in dünyasının uydusu olmayacağım ben. Tamam. Tamamdır yani, oldun sen. Oldun. Aynını sana da tavsiye ederim Elmas. Cahit'in yörüngesinden çık. Bak, sırf onun için, sırf inadından Nazan'la aynı evde yaşıyorsun. Her günün başka bir olay. Bırak, bırak Cahit kimi seçerse seçsin. Sen kendine de, oğluna da yetersin Elmas. Helal sana be. Yürü be.
Ama senin de karnında böyle bebecik olsaydı görürdüm ben senin o nur dünyası hallerini. Sen haklı isyanla beni karıştırma şekil. Benim mevzum başka. Hadi ben gideyim o zaman. Akşama yine gel, tamam mı? Ha, bu arada Emin'le ilgilenmemiz lazım Elmas. Bir numaralar dönüyor onda. Evet, aklımda. Babaannemden de aldım havadisleri. Ben gideyim de konuşayım şununla bir. Ay dur, yardım edeyim mi sana hayatım? Ay sağ ol. Hadi öpeyim. Hadi. Hadi görüşürüz, tamam mı? İyi günler. Paketimiz mi var? Evet. Nur Demir Ağa, siz misiniz? Evet. Kimliğinizi alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Ne bu? Bizim bir bilgimiz yok hanımefendi. Şuraya bir imza alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Aferin sana Nur ya. Boyun nasıl fersah fersah geçtin, gör işte. Sürecektik ya. Günaydın. Uykunuzu aldınız herhalde. Esnemediğinize göre Nur Hanım. Ne yapalım? Biraz konuşalım mı? Mesela yedikleriniz, içtikleriniz sizin olsun. Gözümüz yok. Afiyet bal şeker olsun da. Çocukluk şeyinizle akşam yemeğiniz nasıl geçti? Biraz bizlere anlatmak ister misiniz? Ha, evet, evet. Ne ha, evet, evet. Ne? Ne dedin? Ya sen beni dinliyor musun? Şey, kafam biraz dağınık da. Ha, yemek kafanı dağıttı herhalde biraz. Ay, ne yemeği şimdi Yiğit ya? Ben olmuşum zaten yemek. Ne oluyor sana ya? Ha? Allah aşkına ne? O elindeki ne? Ne? Bir şey yok yani. Hiçbir şey değil. Ya önemli bir şey değil. Ya kredi şeyim. Ah Nura. Kredi borcum eksikti. Kredi şeyi? Kredi kartı ekstrelerim gelmiş. Ha. Biraz kabarık gelmiş herhalde. Aa, ne alakası var canım? Normal, standart, her aylık gelen şey yani. Hem siz benim kartlarımı sizin bu süper düper lüks limitsiz kartlarınıza benzetmeyin Yiğit Bey. Ben sıradan normal bir faniyim. Kartım da gayet normal. Ne oluyor ya? Biraz gergin misin sen? Ha? Dün akşamki şen şakrak halinden eser yok. O uykulu halinden. Ne o? Tersinden mi kalktın? Sana öyle geliyor. Sabah sabah böyle yemek de yemek diye böyle üstüme geldiğine göre. Sen de tam düzünden kalkmamışsın. Yani sayenizde düzümden yatamadım ki. Aa, hay Allah. Kıyamam. Vallahi ben öyle güzel, öyle rahat bir uyku uyuyordum ki. Ya sen bana niye ters gidiyorsun ha? Dün geceden beri. Yani bir şey mi oldu? Tavırların ne? Ne tavrı aşkım ya? Yok, sen yanlış anlamışsın. Tavır falan anlamam ki ben. Hem zaten şirkete geç kalıyoruz. Bak gidelim biz. Yine böyle kazan kaldıracaklar. Hiç çekemem vallahi yok. Torpil morpil falan laflarını. Hadi şirkette görüşürüz biz. Hadi bay bay aşkım, bay bay. Dur bir dakika ya, daha yemeği konuşmadık. Yemek. Balık yedik, çok güzeldi vallahi. Gideriz biz de. Evet.
Evet Nurdemir Ağa. İhtar çekmişsiniz bana. Az önce aldım. Bakın ben çalışıyorum. Yani kredi alırken bordrumu göstermiştim. Nur Hanım, 3 aydır taksitlerinizi ödemiyorsunuz ama. Evet, ben ödeyemedim ama bir kolaylık yapamaz mısınız? Ben durumu toparlayacağım ama. Maalesef efendim. Size ödemelerinizi düzenli ve tam yapmanız dışında verebileceğim bir tavsiye yok. Peki. Peki, teşekkürler. İyi günler. Battın Nur ya. Battın. Resmen battın. Çıkar şu tişörtünü, bir daha bakacağım. Çıkar. Ya abla, vallahi billahi bir şey yok. Bak şantiyedeyken ufak bir kaza olmuştu. Geçti bile. Bak alırım seni ayağımın altına ha. Kör müyüm ben? Kesilmişmiş. Ay bakamayacağım, işte tansiyonum çıktı. Abla tamam artık, bakma dedim ya, yeter. Yalan söylüyorsun sen. Eminle yalan söylüyorsun, basmaya ameliyat yarısı bu işte. Tamam. Tamam abla, gel. Gel otur şöyle. Emin, doğru söyle bana. Hastalığın mı var senin bizden sakladığın? Ha? Gizli gizli ameliyat mı oldun sen? Bakayım. Ay ciğerini mi aldılar, böbreğini mi aldılar? Ne yaptılar? Söyle bana çabuk. Abla gel otur şöyle. Ya ameliyat falan olmadım. Hasta falan değilim. Bıçaklandım. Ne? Bıçaklandın mı? Ne demek bıçaklandım? Tamam sessiz ol, bari babaannem duymasın ya. Ay doğuracağım. Gerçekten şimdi buraya doğuracağım ben. Ne doğurması ya, dur. Kim yaptı bana bunu söyleyeceksin. Hangi gözü dönmüş, hangi cani bunu yaptı bana söyleyeceksin. Ya teki hırsız. Çekti bıçağı, şey dedi. Dedi ki. Bana bak. Niye öyle gözlerini deviriyorsun sen? Yalan söylüyorsun çünkü. Ya yok abla, ne yalanı ya, işte adamın teki çekti bıçağı dedi, paranı dedi verir misin vermez misin, verirsin vermezsin falan derken. Dur bak, seni ben gebertirim. Bak bakayım sen, ablanın göz bebeklerine bak. Senin karşında yalanın kitabını yazmış kadın var be. Sen kime yutturuyorsun öyle gözlerini çevire çevire ha? Ölümü gör söyle. Söyle hangi hayvan bıçakladı seni, söyleyeceksin. Kahretsin seni. Sensin pislik sensin, ben biliyorum. Ben de seni özledim bebeğim. Lanet olsun sana. Nefret ediyorum senden. Kalbimi kırıyorsun ama. Süt bebesi sapasağlam. Zarar ziyan yok. Daha ne istiyorsun? Bana bak. Ona bir daha bulaşma. Seni mahvederim. Zaten yakalayacaklar seni. Tıkacaklar içeriye. Hayatın kaydı oğlum senin. Hayatın kaydı kaydı. Dur bakalım Yağmur Hatun. O işler öyle kolay değil. Bir düşün bakalım. Benim hayatım kayarken seninkine ne olur acaba? Ne oldu ha? Sesin soluğun kesildi değil mi? O çok sevgili saygıdeğer abin zamanında yediğin naneleri öğrenince ne olacak ha? Yağmur Hatun. Ne olacak? Marifetlerin bir bir ortaya dökülünce ne olacak ha? Unutma. Bir saniye bile için olsa unutma. Ben yanarsam sen de yanarsın. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Halini hiç beğenmiyorum Cahit. Nazan bir tarafa, o küçücük masum çocuğa davranışlarını hiç beğenmiyorum. Çocuğu karıştırma teyze. Benim o çocukla hiçbir derdim yok. Olamazdı zaten. Çocuk sana baba diyor. Dönüp yüzüne bakmıyorsun. Günah ya. O elmas sende şu kadar vicdan bırakmadı mı? Teyze, bak bunun sadece elmasla ilgisi yok. Ben o çocuğa baba olamam. Ben Nazan'a kaç defa söyledim. Al çocuğu git. Tamam evlat mı edin? Soyadımı vereyim. Onun bütün ihtiyaçlarını, bütün masraflarını, eğitimini, her şeyini karşılayayım dedim. Nazan kabul etti diyelim. Hı? O ufacık kız çocuğu kabul edecek mi bunu? İki gün sonra büyüdüğünde
hayatının hiçbir yerinde anlam ifade etmeyen bir adama gerçekten baba diyebilecek mi sence? Yapmayın teyze, yapmayın. O ufacık kız çocuğunun hayatıyla oynamayın lütfen. Yazık ya. Küçücük çocuktan sen bu kadar korkuyor musun? Vallahi yazık. Yiğit. Pardon, ben Yiğit'i burada zannettim. Dur bakalım. Seninle konuşacaklarım var. Şu an hiç doğru zaman değil. Değil senin evimizde kalmana. Seninle aynı sokakta yürümeye tahammülüm yok. Ne diyor size Siller? Bin mukabele. Ama madem yeğenim senden vazgeçmiyor, benim de razı olmaktan başka çarem yok. Bir nevi hoş geldin demek oluyor. Hoş bulduk. Bu evde bu kılıkla dolaşamazsın. Madem bizim evimizde kalacaksın, kurallara uyacaksın. Bu sakil kıyafetler çöpe. Bu yüzündeki iğneler, abuk subuk şeyler hepsi silinecek çıkacak, tamam mı? O iğrenç makyajın, bu saçındaki aptal renkler hepsi geçecek, hepsi silinecek, tamam? Denesenize. Asiliğe devam yani ha? Yok öyle demiyorum. Denesenize diyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim İcra'cığım. Açılış gecesinden sonra sesin soluğun çıkmayınca takı hevesim bitti zannettim. Unuttu gitti dedim. Daha neler ama ya. Sende ne cevherler varmış. Şu an kendimden utanıyorum gerçekten. Buna da bayıldım. Alıyorum bunu. Ben de bunları alıyorum şekerim. Yüzük bana, zincir kayınvalideye. Vallahi bravo İclal. Çok trend, çok niş çalışmalar olmuş. Ay kızlar siz vallahi şımartacaksınız beni böyle. Hadi kahvelerimiz soğudu hadi. İşten başını kaldırıp pek derneğe doğrayamıyorsun ama bak sana ne diyeceğim. Haftaya bizim bahar müzayedesinde mutlaka senin takıların da olmalı. Ay bak o benim hiç aklıma gelmemişti ya. Ben onu bir düşüneyim. Aa öyle düşünmek falan yok. Bizi mi reddedeceksin? Mutlaka olmanı istiyoruz dernek olarak lütfen. Yani kızlar biliyorsunuz ben öyle size hayır diyemem. Ama müzayedeleri de biliyoruz hepimiz değil mi? Şimdi öyle şımardığımı falan düşünmeyin ama bu İclal Kozan imzasıyla müzayededeki diğer sıradan parçalar da bir arada olmaz yani. Ben seni anladım sanırım. Sen kapanış parçasını istiyorsun değil mi? Sanki bana da o yakışır gibi. Kapanış parçası için Atifet Hanım'ın tablolarına söz vermiştik ama sanat eseri sonuçta. Sen telefonuna baksaydın İclal'cığım. Biz bu kapanış meselesini konuşuyorduk aramızda. Yok o zaten öyle önemli bir şey değilmiş. Açıkçası kapanış için Atifet Hanım'ın sanat koleksiyonuna söz vermiştik ama. Senin de takıların medyada büyük ilgi görecek. Derneğe daha faydalı bir seçim olur. Yani kapanış senindir şekerim. Pardon şekerim. Kapanış senindir diyoruz şekerim. Müzayededesin. Oh vallahi harika oldu. Hadi ben size artık yavaştan yolcu edeyim. Bütün enerjimi müzayedeye vereyim. Seçtiğiniz parçaları da ben adreslerinize yollayacağım. Tamam tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Bak şuna, saç baş yola yola çalışıyor. Ay bırak ya, çalışıyormuş gibi yapıyor. Hep pos, hep pos. Ay yine bunu mu konuşuyorsunuz?
Evet, çok eğleniyoruz. Baksana bir çalışıyorum pozlarındaki sorma. Hayır, Cahit Bey de yok. Ne çalışıyorsa artık. Şimdi gerçekten çalışacak çünkü Fatih Bey çağırıyor. Nur Hanım. Nur Hanım. Fatih Bey sizi çağırıyor. Cahit Bey'i Almanya ile ilgili iletmenizi istediği notlar varmış. Hemen, tabii. Gel. Beni çağırmışsınız. Not almam için. Hazırım. Notun acelesi yok. Sen iyi misin? Dur tahmin edeyim. Yiğit dün gecenin hesabını sordu. Ve canını benim tahmin ettiğimden daha çok sıktı galiba. Yok. Yok, biz daha dün geceyi konuşamadık. O zaman daha önemli bir problem var. Yok. Yok, hayır. Yorgunum biraz. Ya böyle grip falan olacağım. Halim yok. Hadi Nur. Dün gece bıraktığım, hayatıyla ilgili yepyeni kararlar almış, kendine güvenen, güçlü kıza ne oldu? Fatih, gerçekten. Gerçekten bir sıkıntım var. İstediğin kadar inkar et. Bunu görebiliyorum. Bunu nasıl yapıyorsun? Neyi? Yüzüme bakıp ne hissettiğimi görmeyi. Sanki çocukluktan beri hiç ayrılmamışız da beni bir bakışımdan anlıyormuşsun gibi. Özel yeteneklerim var diyelim. Buna inanırım. Bana güvenebileceğini biliyorsun değil mi Nur? Bana her şeyi, ama her şeyi anlatabilirsin. Evet. Evet, yani ben... Bana istediğin kadar açık olabilirsin. Bana istediğin kadar açılabilirsin. Anlamadım. Battım Fatih. Ekonomik olarak battım. Oturduğum ev boyumu fersah fersah aşıyor. O evi tutarken Yiğit'e yakın olmaktan başka bir hesabım yoktu. Şimdi batık bir banka hesabım var. Dün gece konuştuğumuz işte. Kendimi bilmeden Yiğit Yiğit diye gözümü karartıp banka kredisiyle ev tuttum. Buradan aldığım maaş belli. Ödeyemiyorum. İhtar gönderdiler. Battım işte Fatih. Battım ben. Heh. Fatih Bey odasında mı? Lütfen hemen kestirip atma. Bak biz arkadaşız. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Hayır, mümkün değil. Sakın boşuna ısrar edip seninle paylaştığıma beni pişman etme. Sana yardım etmeme izin ver Nur. Sadece arkadaşça bir yardım. Olmaz diyorum. Gözümü Yiğit bürümüşken verdiğim mantıksız bir kararın bedelini sana ödetemem. Ya beni zorlamayacaksın bile. Ayrıca sana bağış yapmıyorum. Borç veriyorum. Yani bankaya ödeyip faizle borçlanacağını bana borçlan. Anlamıyorsun. Ben bile bile lade istedim. Mantıklı düşünemedim. Bu benim aptallığım. Yardım kabul edemem. Bir şekilde bunun içine nasıl kendimi soktuysam yine kendim çıkmalıyım. Yoksa kendimi şu ankinden bile daha kötü hissedeceğim. Anladım. Yiğit için yaptığım bir hatayı benim telafi etmemi istemiyorsun. Bak bunu bir noktaya kadar anlayabilirim. Ama sanırım sen Yiğit'ten de yardım istemeyeceksin. Asla. Asla. Yiğit'in haberi bile olmayacak. İlk günden beri en hassas olduğum konu bu.
Yiğit'ten bu zamana kadar bir kuruş destek kabul etmedim. Asla da kabul etmeyeceğim. Ya biraz abartmıyor musun Nur? Bu beni ezer Fatih. Asla, asla. Bak bana söz ver. Yiğit'in haberi bile olmayacak. Oo Nur Hanım. Toplantınızı böldüm herhalde. Şey Yiğit. Yiğit sen buraya geliyor muydun? Allah Allah. Enteresan değil mi? Ben kendi şirketime arada sırada geliyorum tabii. Ha, çok, çok ilginç evet. Kapının çaldığını duymadık da Nur Hanım herhalde o yüzden şaşırdı. Kapıyı çalmadığım için olabilir herhalde. Enteresan bir şirket politikası Yiğit Bey. Hmm. Siz konuşun o zaman. Ben de gidiyordum değil mi? Ha tabii tabii tabii. Ama not defterini unutma giderken. Hmm. Peki bir şey de not etme gereği hissetmemişsin ama. Şey not tabii not. Biz de siz gelmeden önce tam o konuya geliyorduk. Nur Hanım bir gitsin. Ben o konuya geleceğim hiç merak etmeyin. Tamam o zaman ben çıkayım. Ya sen benim sabrımı mı zorluyorsun? Ha? Öyle akşam yemekleri arkadaş ayağına falan. Yok beyefendinin özel görevi. Bak ben senin sınırlarına saygı duyuyorsam sen de benim sınırlarıma saygı duyacaksın. Ve benim tek bir sınırım var. O da Nur. Rıdvan yurt dışına kaçtı. Ben Nur'dan bahsediyorum burada. Boş konuşmalarla harcayacak vaktimiz yok. Bir şeyler dönüyor. He konuyu iyi değiştiriyorsun ha. Ya Rıdvan gitti diyorum. Anlamıyor musun? Rıdvan gitti. Ya cehennemin dibine kadar yolu var. Ya sen de adamın peşinde değil misin? Hadi. Hadi sen de peşinden hadi. Senin hesabını kapatmadan gitmesi normal değil. Bir şeyler dönüyor. Geri dönecek. Sen burada Nur Nur diye benimle uğraşırken tehlike yaklaşıyor. Farkında mısın Yiğit? Yağmur Hanım'ın erkek arkadaşı. Vay be. Vay be helal olsun be. Bir bu eksikti. Ablacığım. Eski erkek arkadaş. Aa! Yavaş be. Asıl sana yavaş be. İki günlük kız. Tamam iyi kız, hoş kız. Da dün bir bugün iki. Sen ne ara bunun erkek arkadaşını tanıdın da başını belaya soktun? Ya salça oluyordu kıza. Öyle gözümün önünde tartaklamalar etmeler falan. Hani ne yapsaydım? Yani arkamı dönüp görmezden mi gelseydim? Yakışır mı canım bu delikanlıya? Bak sen bilerek yapıyorsun ha. Ya benim delikanlım, ya benim cengaverim. Ne oldu, acıdı mı? Ya! Canımı çıkardın ha iki dakikada. Sen dur. Sen dur daha ben neler yapacağım, sen dur. Bak sakın gidip bu halinle kızla kavga edeyim falan deme ha. Kızın bir suçu yok. Sen karışma! Sen karışma ablayım ben! Kapa çeneni! Abla bak söylediğime lütfen pişman etme. Of. Aç be kızım aç. Buldozer geliyor haberin yok. Canım benim ya. Mert okula gidince çok sıkılıyor ama nasıl da oyalıyor kendini. Cimcime. Ona okuluna gitmesi lazım. Onu ben de düşündüm de şimdi yani Mayıs geldi neredeyse. Yani bilemedim ki iki ay için değer mi sence? Nazan, anaokulu, kreş falan bunlar yazın açık oluyor biliyorsun değil mi? Canım tabii ki biliyorum. Ama şimdi yaz falan geliyor. Hani tatil, matil. Ne o? Tatil planın falan var herhalde öyle mi? Bu kadar sert geçen bir kıştan sonra senin de bir tatile ihtiyacın yok mu sence? Nazan, bak önümüzdeki hafta ikinci celsemiz var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Nasıl unutabilirim ki? O zaman unutmuş gibi davranma Nazan. Yani lütfen unutmuş gibi davranma. Yağmur neredesin? Yağmur! Ne oluyor ya? Yağmur! İkinci celseymiş.
gösteririm ben sana ikinci cinsi. Yağmur diye bağırıyorum, neredesin? Ha. Tabii Emin Bey çoktan haber vermiştir sana, değil mi? Elmas, ne oluyor Elmas? Senin o sonradan çıkma kardeşin yüzünden benim kardeşimi bıçakladılar Cahit. Ne diyorsun Elmas? Bu ne demek ya? Cahit yardım et bana. Lütfen yardım et bana. O bana annemin emaneti, ona bir şey olursa ben ölürüm ya. Ben ölürüm gerçekten, bak ölürüm. Ya tamam bir saniye dur, ne olursun bir sakin ol, bir anlat ne oldu Elmas? Senin kardeşin yüzünden benim kardeşimin hayatı tehlikede. Abilik yapacaksın Cahit. İkisine de abilik yapacaksın. Ha, bizim turist Rıdvan elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına çıkmış gezmeye. Vay anasını ya. Ya bari vize işlemlerini falan halletseydiniz ha. Kolaylaştırsaydınız çocuğun işini. Eğleniyor musun? Ya asıl sen eğleniyorsun be. Hatta senin en büyük hobin ne biliyor musun? Psikopatın tekini ikide bir elinden kaçırmak. Aa yok yok, yanlış söyledim pardon. Elinden kaçırmadın. Gitmesine izin verdin, öyle değil mi? Ya bu okulda size bu psikoloji ıvır zıvırının yanında hızlı bir şekilde mazeret bulma dersi falan veriyorlar mı? Yöntemlerimi seninle tartışacak değilim Yiğit Kozan. Ha güzel cevap, güzel cevap. Zamanı geldiğinde ben de kendi yöntemlerimi seninle tartışmayacağım. Rıdvan uzaktayken daha tehlikeli. Çünkü daha cüretkar olacak. Sen bunu kafanın bir kenarına yaz, o kadar da rahatlama. Ya adam benim burnumun dibindeyken Nur'la İclal'i kaçırıyor. Ondan sonra onların hayatlarıyla bana kumar oynuyor, sen uzaktayken daha tehlikeli diyorsun. Ha tabii sen Nur Hanım'la arkadaş ayağına akşam yemeklerine çıkmaktan adamın ensesinde bitemiyorsun ki. Daha iyi çocuk. Bak Yiğit, eğer Nur'la benim yakınlığımı hazmedemeyip bu işbirliğini bozarsan benden daha zararlı çıkarsın, haberin olsun. Ya asıl sen bana bak. Bu işbirliği, bu zoraki işbirliği eninde sonunda bitecek ve sen gideceksin ama gitmeden Nur olan bu yakınlığını kötü amaçlı kullanırsan o zaman göreceğin zararı hesaplamayı senin o dahi zekan da yetmeyecek. Haberin olsun. Nerede o bir çekimde dünyalar kadar para kazandığın günler? Tabii ya. Yok. Yok ya, beni mahveder ya. Mahveder beni. Benim hayatım. Evet, benim hayatım. Efendim? Odama. Ne? Ne? Odama Nur Hanım, odama. Aa, tamam, tamam Yiğit Bey. Sakin. Sakin. Yani ne yapacağını alnında yazmıyor ya. Sakin. Sakin. Kavga yok. Yok iyi, sakin. Tamam. Tamam, oldu. Kavga yok. Ne kavgası? Sakin. Gel. Gel, otur şöyle.
Ben gayet sakinim. Ve sizi dinliyorum. Neyi? Yani şeyi... nereden başlamayı tercih edersin? Dün akşam yediğin balıktan mı? Yoksa az önce Fatih Bey'in odasında ne yaptığından mı? Sakinim. Bir kere o not alma hikayesini yemedim ben, tamam mı? Yemedim, yemem yani. Sen adam olmayacaksın Yiğit. Ya ne demek şimdi bu Yiğit? Sen niye taktın yani Fatih'e bu kadar? Taktırma. Taktırma yani. Sen Fatih bana taktırma o zaman. Ya bak artık o arkadaşça, o dostane yemeğinizde ne yediysen dün geceden beri bir garipsin yani. Bu tavırlar ne, ben anlam veremedim açıkçası. Ha, şimdi anladım. Sen Fatih'e değil bana taktın. Senden izin almadım, arkadaşımla yemeğe çıktım. Gecenin bir vakti geldiğince gelmedim ya. Senin derdin bu. Ya başlatma şimdi arkadaşına. Hem sen o arkadaşına çok güvenme. Yani fazla güvenme o arkadaşına. Aa, neden? O ne demekmiş şimdi? Niye güvenmeyecekmişim? Bir bildiğin varsa söyle o zaman. Kendine gel Yiğit. Kendine gel. Bildiğim çok şey var da. Ne demek bu ya? Ne ima ediyorsun sen? Ya Fatih ile ilgili bilmediğin bir şey mi var? Ya işte his yani his benim. His benim, benim hislerim var. Ha, beyimizin hisleri varmış. Anladım. İçinde kötü şeyler doğuyor. Fatih'e güvenmiyor belli. Belki de Fatih'in arkadaşlığımızı yanlış anlamasından çekiniyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Damarıma mı basmaya çalışıyorsun? Aa, ay yok. Yok canım, ne münasebet. Sadece biraz tanıdık geldi. Mesela sen düne kadar icrel icrel diye ortalığı inletirken ben de İcler yanlış anlar. Bak kıskandığını sanır. Diye bir hisse kapılmıştım. Hatırlarsın. O açıdan tanıdık geldi yani. Tabii, tabii. Sen hiç bıkmayacaksın, usanmayacaksın. İclerin acısını çıkartacaksın benden, değil mi? Ay yok. Ne acı çıkartması aşkım? Yani biraz empati yarattıysam ne mutlu bana, o ayrı. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen dalga mı geçiyorsun? Bu tuhaf tuhaf hareketler ne? Bunlar hiç benim tanıdığım Nur'un hareketleri değil ha. Benim tanıdığım Nur ya trip atar, canından bezdirir ya da kavga edip illallah ittirir. Bu ne ya şimdi? Hmm. Canından bezdirmemi tercih ederdin yani. Yani açıkçası tercih ederdim. Yani bu tuhaf hareketlerine benim canımdan bezdirmeni tercih ederdim. Bence aşkım sen benim tuhaf hallerimi bırak. Bir normal hallerimi düşün. Bir düşün bakalım. Belki de benim normal halim bir tuhaftır ha? Cahit bugün gelmiyor herhalde. Ben de boş boş oturuyorum. Büyük patron olarak izin verirsen ben bir çıkayım. Hı? Kısal olaylara gireyim biraz. Kuaför olayları falan. Akşam ara beni. Hadi bay. Aferin sana Nur. Aferin sana. Evet. Evet anlıyorum. Aynen. Yani mümkünse bugün ajansınıza kaydolmak istiyorum. Tabii hemen gelebilirim. Alabilir miyim adresi? Ha? Levent. Tamam. Teşekkürler.